Evet, merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere çok 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 uzun zamandır beklediğim, kendi nazarımda dünyadaki en iyi keskin nişancı tüfeği olarak adlandırdığım Shytec M200'ü tanıtacağım. 408 Shytec M200'ü basitçe burada göstereceğim. Atışlarını ayrıca paylaşacağız arkadaşlar. Bu tüfek çok uzun zamandır uğraşıyoruz üstünde Erkan abiyle birlikte. Umarım size de güzel bir video olur. Ama daha atış videoları daha sonra gelecek arkadaşlar. Şimdi tüfeğin çantasından önce bir bahsedeyim. Bu havalı, içinde hava olan arkadaşlar, hava yastıklı bir çanta. Bu çanta şurada şişiriliyor havayla. Buradan da havası boşaltılıyor istenildiği zaman. Bunu bu şekilde kaldırıp suyun üstüne de atsanız, denize de düşse, havuza da düşse batmıyor da çanta. Bu da Shytec için özel üretilmiş bir çanta. Evet, çantayla çok işimiz yok. Kordura kumaştan su geçirmiyor. Yağmurun altında da dursa bir şey olmuyor. Onları geçiyorum özelliklerini ama çok da pahalı bir çanta, öyle söyleyeyim. Yurt dışına seyahat edeceğiniz zaman, bir yere götüreceğiniz zaman bile bu çanta çok korunak sağlıyor. Evet, bir açalım çantamızı. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Tüfeğimizi bir çıkaralım. Burada mühimmatlarımız var. Birazdan gösteririm. 419 grain mühimmatları bu arada. Çantayı bir kaldıralım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi tüfeğimiz burada arkadaşlar. Net şu anda yaklaşık 16 kilogram civarında geliyor boş ağırlığı bu şekliyle. Ama normalde 14 kilogram ağırlığında tüfeğimiz. Ama şu anki haliyle 16 kilogram civarında bir ağırlığa sahip. Şarjörü boş olmasına rağmen bir tane fişeği de 419 grain. Tüfeğimizin toplam uzunluğu arkadaşlar, namlu boyu uzunluğu 29 inç dedim. O da 74 santim yapıyor. Toplam uzunluğu 140 santim. Dipçik açıkken, dipçik kapalıyken de bu şekilde de 122 santim yapıyor. Toplam boy. Namlumuz 74 santim. 1 bölü 10 twist büküm oranına sahip bir namlusu var. Muzzle brake'i kendine has, kendine özgü. Birazdan yakından gösteririm arkadaşlar. Şöyle yakından alalım abi istersen. Kendine has bir muzzle brake'i var. Ağırlık 14 kilogram. Boş ağırlığı 14 kilogram. Ama şu an biz üstüne takmış olduğumuz ayakla birlikte, dürbünle birlikte, elektronik teraziyle birlikte ve Kestrel'in ekranıyla birlikte 16 kilogram şu an mevcut ağırlığı boş olarak yine. Şarjörüne fişek takmadan zaten biz buna fişek takarak kullanmayacağız. Tek tek koyup atış yapacağız. Bu tüfeği almadaki amacımız, öncelikle şunu söyleyeyim. 3000 metre üzerinde atış yapabilmek. 3000 metrenin üstüne çıkmak. Zaten silahın da üretim amacı bu. 2200 metreye kadar ses hızının altına düşmeden süpersonik hızda atış yapabilen bir tüfek. Benim dünyada en çok beğendiğim keskin nişancı tüfekleri arasında birinci sırada gelen bir tüfek.
Biz 408 Shytek olarak aldık ama aynı tüfeğin 375 Shytek'i de mevcut. Kullanmış olduğumuz mühimmat 419 grain Shytek'in kendi markasıyla ürettiği 419 grain bir mühimmat kullanacağız. Balistik kat sayısı 0.949, ortalama 3500 metrede ölçülmüş. Balistik kat sayısı BG değeri 0.949 BG'ye sahip bir mühimmat. Çıkış hızı da 869 metre bölü saniye. Ortalama çıkış hızı. Bu tüfekte 2200 metreye kadar ses hızının üstünde giden bir mühimmatı var. Ama 3000 metre üzerlerine atış yapılabiliyor. Dünyada görüyoruz. Videolarından izliyoruz. Bizim de 3000 metrenin üstüne çıkma niyetimiz var. Bunun için de bu tüfekte bazı özel ekipmanlar kullandık. Bunu yapmak için üstünde şimdi 7.35-56 Night Force Tremor 3 reticle'a sahip bir dürbün tercih ettik. Bu dürbünde toplam 290 klik var arkadaşlar. Yani 29 mil bu dürbün. Ama bizim bu mesafelere bu klik sayısıyla atma ihtimalimiz yok. Sıfır. O yüzden tüfeğin kendi rayını 40 mu'a açılı seçtik. Bu da ne yapıyor? 120 klik daha veriyor bize. Yetiyor mu? Bu da yetmiyor. İmkansız yine bu mesafelere çıkmamız. O yüzden biz bu tüfekte çok özel bir ayak tercih ettik. 60 mil bize fazladan veren, yani totalde 600 klik kullanmamızı sağlayan bir ayak tercih ettik. Bu ayakla birlikte toplam klik sayımız dürbün, ayak ve pikatin rayın açısından kazanabildiğimiz klik sayısı toplamda 1010. 1010 klikte de biz 3000 metrelerin üstüne çıkmayı hedefliyoruz. Night Force askeri anlamda çok sağlam bir dürbün olduğu için Night Force tercih ettik. Diğer markalardan da tercih edebilirdik ama Night Force olmasını tercih ettik. Rengi de tüfeğimizde uyumlu oldu. Gayet güzel. MDT'nin terazisini tercih ettik. Elektronik terazisini. Bu teraziyle ilgili de size yine geniş çaplı detaylı videolar çekeceğim. Aslında bizim atıcılarımızın çok dikkat etmesi gereken bir konu atışta. Yani bu ortada yeşil olunca arkadaşlar, yeşil ışık yanınca kant açımız doğru olduğunu gösteriyor. Ama biraz fazla eğince, şu an tüfek ağır, çok zorlanıyorum. Bu kırmızılar yanınca, hele iki kırmızı yanarsa hiç atış yapamazsınız demek. Atış yapamayacağınız anlamına geliyor. Tüfekte bir de Kestrel'in yine ekranı var. Önde takılı. Bize Kestrel'le birlikte atış yaparken atış verilerimizi bu ekrandan okuyabileceğiz arkadaşlar. Kaç metreye atış yaptığımızı, kaç klikle atış yaptığımızı ekrandan sizlere göstermeye çalışacağız yine. Ayaktan biraz bahsetmek istiyorum. Üzerindeki ayaklar. Şimdi bu ayakta 60 mil var dedim. Bu 60 mili 13 mil, 14 mil, 15 mil, 16 mil tek tek istediğiniz kadar alıp kullanabiliyorsunuz. Burası ayağın kilit yeri. Şimdi buradan istediğiniz kadar mil veriyorsunuz. Bakın şimdi ayağa. Evet, burada da kilidi. Buradan ayağı kilit diyoruz. Bakın artık oynamıyor. Bu yani çok hassas bir şekilde, çok hassas bir şekilde istediğimiz mili bize temin ediyor. Dediğim gibi atacağımız mesafelere 700, 800, 900 klikler lazım olacak. Biz de bunu bu ayakla telafi etmeye çalıştık. Bu ayağı kullanmasaydık burada dürbünün önüne takacağımız bir fazladan aletle yine klik kazanabilirdik. Ama biz bu ayağı tercih ettik. Dürbünün üstünde şu anda 290 klik var. Bu 290 kliğin 290'ını da sıfırlamada telafi edecek şekilde ayaktan sıfırlama yapacağız. Daha sonra yeten yerlere, dürbünün kliğiyle yetmeyen yerlere yine ayaktan fazladan açı vererek umarım
Önce 2000'in üstüne, daha sonra da 3000 metrenin üstüne çıkmaya çalışacağız. Atışlarını da sizlere detaylı bir şekilde paylaşacağım. Tüfekte hiç geri tepme yok. Çok ağır bir tüfek olduğu için 308'den daha az bir geri tepmesi var diyebilirim. Bilmeyen arkadaşlar belki diyebilirler ki acaba nasıl bir geri tepmesi var? İşte çok ağır bir tüfek, çok büyük bir çap. Nasıl oluyor acaba, omuz acıyor mu? Öyle bir şey yok arkadaşlar. Kullanımı gayet kolay. Taşıması sadece zor ama bu tüfek taşımak için yapılmış bir şey değil zaten. Atışları da gösteririm. Boltunu isterseniz göstereyim. Boltunun kilitlerine de bakın. Böyle bazı firmalar var. İşte benim 5 kilidim var. Yok bilmem 6 kilidim var. 7 kilidim var gibi. Sanki kilit sayısı fazla diye çok övüyorlar. Yetmedi. Biraz daha açacağım ayağı. Evet. Görmüş olduğunuz gibi bolt ve kilit sistemi. Görüyorsunuz arkadaşlar kilitleri. Bolt bile kendi başınca bir tüfek gibi duruyor. Yani başlı başınca bir tüfek gibi duruyor. Çok da rahat. Tetiği gayet güzel. Tetiğini de ölçeriz, paylaşırız isterseniz. Buna da bakarız. Bir tane de fişeğini göstereyim size. Bugün böyle ofiste çekimler yapıyoruz. Ürünler tanıtıyorum. Ama daha sonra atışa geçeceğiz inşallah. Atıştan da güzel güzel videolarını paylaşırım. Buyurun. Şu çekirdeğin ucunu net gösterebilir miyiz? Abi şuradaki aerodinamiğe bir bakar mısınız? Bakın sivriliğine. Bu çekirdekle, çekirdeğin ucuyla arkadaşlar dişlerinizi karıştırabilirsiniz. O kadar sivri, o kadar düzgün bir yapıya sahip. Zaten bunun böyle olmasının sebebinden ötürü çok uzak mesafelere atış yapabiliyor. Tüfek submua garantili bir tüfek. 0.7 MUA'ya kadar grupman garantisi var tüfeğin. Bu 0.7 MUA dediğim 100 metrede değil arkadaşlar. Her mesafede 0.7 MUA'ya kadar grupman atabilirim diyorum. Yani tüfek bize. Bu da mükemmel bir değer. Şu an dünya üzerinde birçok birim tarafından tercih ediliyor. Kullanılıyor. Amacına uygun bir şekilde uzak mesafeler için. Ve bugüne kadar bence askeri amaçla üretilmiş en güzel tüfek diyebilirim. Ha, 375 şaytek mi, 408 şaytek mi, orası tartışılır. Ama şu an için her şey yolunda. Bu şeyi göstermedim ben. Bir de monopotu göstermedim arkadaşlar. Burada bir de dipçiğimizin içinde monopotumuz var. Bunu da kurayım da. Monopot da çok hassas bir şekilde ayar yapabiliyorsunuz monopotla. Uzak mesafelere atış yaparken hiç atış yastığı olmadan bile monopotla ayar yaparak atış yapabilirsiniz. Bakalım, nasip kısmet, çok bekledik. Çok uzun zaman oldu. Atışlarını sizlerle en yakın zamanda yapıp paylaşacağım. Yani şu an zaten bunun için buradayız. Bakalım nasıl bir sonuç alacak. Herkese Bulgaristan'dan selamlar. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Allah'a emanet olun.